Bir şeyleri kadın hisseder. Ben bu adamın gözünün dışarıda olduğunun farkındayım. Yastığı versene kanka. Sadece ben değil. Ben bu adamın gözünün karşı bunu hissettim. Evet, gördüm, defalarca hissettim. Bir ben değil, Batman, iki değil, üç değil. Ama şimdi Batın dün bu şakayı yapıp ki ben de zan altında kaldım, kötü hissettim. Yani keşke böyle senin kötü olmadı. Hissin yani dün senin, değil önceki gün bu arada. Dün değil ondan önceki gün, pardon, işte günler şey oluyor. Kırmızı odaya çağırıp hani seni kıskandırmaya çalışması, o 1.60 boy yazması. Bir de bunların üzerine o kadar sinirlendim ve dedim ciddilik ki ben dedim gizem böyle bir şey dedin. Ben ne? Ciddi gizem demesi, gerçekten ciddi ciddi gizem dedi yani. Ona geleceğim işte. Sen dedin ki beni kıskandırmaya çalıştın yakın arkadaşımla. Ben de kıskanmadım, iğrendim, tamamen bitti dedin. Evet. Bir de bunun üzerine hala gizem demesi. Artık bunda hani ay, bu şaka değil. Farklı bir şeye dönüşüyor. Şaka değil aşkım. Aynen, bu artık altında ben bir şeyler ararım. Bak, kırmızı odaya çağırırken Berke'ye söyledim. Değil mi? Ben de şaka olduğunu anladım. Hani kıskandırma amaçlı yaptın. Okey, sıkıntı yok. Bu kız ne dedi sana? Hı-hı. Dedi ki kıskanmadım, yakın arkadaşım çağırdığın için iğrendim. Tamam. Değil mi? Yani kıskançlık değil, beni kendinden daha çok soğuttu dedim. Tamam. Böyle bir olay. Ben oyun yapmadım bu arada. Ben gerçek bir şey söyledim. Yalan mı söyleseydim? Bir de gerçek söyledim. Bir de gerçek söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Gel, tamam. Sana yazıklar. Gerçekten çok yazıklar. Siz ikiniz var ya, güzel kuliste şey yapmışsınız. Aynen. Bana Batı'ya yüklenelim diye. Sen şaka mısın? Pardon. Sen gerçekten şaka gibisin. Hayır, bir de diyor ki şaka yapmadım. Gerçekten ciddi ciddi. İşte beraber benim arkadaşım. Sen gerçekten hayatımda gördüğüm en pis gözlü adamsın, biliyor musun? Doğru konuş. Laflarına dikkat et. Senin yanına seninle sevgili olan biri ne kız arkadaşını getirebilir? Seninle sevgili olan biri senin yanına ne kız arkadaşını getirebilir? Ne dostunu getirebilir? Kelimeler çok yanlış. Çok yanlış mı? Çok yanlış. Çok mu yanlış? Çok yanlış. Sen kırmızı odaya Gizem'i çağırmadın mı? Gizem'i çağırdım. Ne? Demek ki şaka da değilmiş. Bu da gerçekmiş. Bunu da görmüş olduk. Tamam? Seninle dost kalalım, arkadaş kalalım demiştim ya. Senin gibi bir insanla arkadaş da olmam. Ben dost da olmam. Çünkü sen buna bile değmezsin yani. Beyza, buraya gel. Bak, yanlış konuşuyorsun. Gel otur. Bak, gel otur. Öyle yok, otur. Kimse sana yanından ya arkadaşını emanet eder ne falan. Ya. Sen benimle boş muhatap konuşma. Olma. Sen boş konuşuyorsun. Ay, iğrençsin. Bak Beyza. Gerçekten sana bir şey söyleyeyim mi? Hani diyordum ya, aklımda mantığımda yoksun ama kalbimde varsın diye. He. Kalbimde de yoksun artık, mantığımda. Hiçbir yerde kalmadım. Ben doğru sıfır bulmuyorum. Sonra kırmızı odaya beni güya... Beni kıskanmıyor. Ben Gizem'i kıskanmıyorum. Pardon. Pardon. Ediyor. Ben ne dedim biliyor beni musun? Beni kıskan. Sonra benimle kırmızı odaya eder. Şaka niyetiyle beni kıskandırmak çok için Gizem'i çağırıyor. Ama yemiyor, kıskanmıyor. Ama. Sonra diyorlar ki kimi beğeniyorsun? Gizem'in adını veriyor. Sence normal mi? Sen yaşasaydın anlamda. Sen ne dedin? Her kez bu soruya cevap vermek zorunda dedin. Zorunda dedim. Bir de vermek zorunda değil, kafasına silah mı dayadılar? Bana da burada zorundasın dediler. Bir şey söyle dediler. Tamam. Ben niye isim vermedim? Konuşabilir miyim Yeliz aşkım? Yeliz tırmalıyor ama öyle durumlarda. Ben evet tırmalarım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var aşkım. Yok, konu o değil. Bat bilerek yapıyor. Artık yapmasın. Soğudum. İğrendim. Tiksindim. Ve ayrıca ben burada zan altında kalıyorum. Ben yakın arkadaşıyım. Farkındasın değil mi? Evet. Tamam, o zaman beni zan altında bırakma, rica ediyorum. Sen zan altında kalıyorsun, ben senin niyetim. Gönlümde benimle ilgili bir şey kalmasın şu kızın. Ben arkadaşım, buraya söylemek kadıncı bir insanım. Bir şey söyleyeceğim, bu evde bu zamana kadar herkes birbirini beğendiğini söyledi. Beyza. Senlik bir şey yok. Senlik bir şey yok. Benim adımı ağzına alma. Benim yok, adım onu sana beğeniyorum, bu evde yasak. Yok, onu beğeniyorum. Herkes bunu söyleyebilir burada. Yeliz'i beğendiğimizi de söyledik zamanında. Dilan'a da güzel bir kız. Bunu söylüyorum ama şöyle, daha önce böyle bir şeyler söylemiştin ya yine. Gel otur buraya. Benim sen olan şakaların bitmiyor ya. Bak, o benim toplamaya çalıştığım her yerde daha çok gülüyorsun. Özür dilerim. Ben artık burada ağlamak istemiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ben de şöyle mutluluklar yaşamak istiyorum, anladın mı? Ama sürekli bir problem yaşıyorum. Sürekli bir sıkıntı. Asla düzelemiyor. Asla mutlu olamıyorum. Bunun belki sebebi sensin. Belki sebebi benim. Kimin olduğu umurumda değil. Ama biz belli ki beraber olamıyoruz, yapamıyoruz. O yüzden birbirimizi daha fazla oyalayıp hayatımızı
birbirimize zindan etmeyelim istiyorum. Çünkü yaptığın her şey beni daha fazla kırıyor. Sen aradan sonra bana bir kere müsaade etmedin ki. Bir kendimi affettireyim, yaptığım hataları düzelteyim. Affetmek için müsaade etmeme gerek mi vardı? Sen affetmemem için elinden geleni yaptın zaten. Affetmemem için elinden geleni yaptın. Hala affetmemi mi bekliyorsun? Bırak beni. Bırakmıyorum. İstemiyorum. Gelir misin? Bırakır mısın tamam. beni? Hayır, istemiyorum. Beyza. Bırak, istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Ben hayatımda üstüme hiç bu kadar kırıldığımı hiç bilmiyorum ya. Ya ben bilmiyorum, ben bu kadar çok ağladığımı hatırlamıyorum. Ben neşe dolu, hayat dolu bir kadındım. Anladın mı? Hayat yolun böyle çok mutluydum. Benim mutluluğum elimden aldın ya. Gülsem bir gerçekten gülemiyorum artık. Mutlu olmaya çalışıyorum. Mutlu olmak istiyorum. Yalnız ya da başkasıyla hiç önemli değil ama seninle değil. Anladın mı? Gerçekten bitti artık. Aklımda yoksun, kalbimde varsın demiş bu ama artık kalbimde de yoksun. Çünkü ben, o kadar çok şey yaptın ki. Kalbim dedisi demiştim ya, paramparça ettin o kalbi. Bir kalp de bırakmadın, bir biz de bırakmadın. Bir kere düzeltmek için uğraşmadın. Sadece bana karşı olan hislerin düştü gibi geldi bana, canım acıdı. İşte evet, çünkü sana karşı olan hislerim düştü, bunu da sen değil. Tamam, ben bunu telafi edeceğim. Bunu da telafi etmek için artık çok geç. Artık çok geç. Çok geç kaldım. Telafi etmek için, bir şeyler yapmak için artık çok geç kaldım. Anladın mı? Ağlamadım. Artık çok geç. Gerçekten. Çok geç. Artık telafi hiçbir şey için geç değil. Artık telafi edilebilecek hiçbir şey kalmadı. Bırak tamam, şu an biraz dur. Bırak beni. Ben biraz durmak dur. İstemiyorum. Tamam, şu an biraz dur. Şu an durmak Beyza. Orada değil. Telafi edeceğim, kendimi teselli edeceğim yer senin omzun değil. Bitti bak, ne geçti eline düşmüşüz. Milletin diline gitti bak. Ağlama yüreğim, ödenir bu aşkın bedeli. Ah benim kötü kaderim bitmiyor. Derdim kederim gitmiyor. Bitmedi sevdan, sen beni terk edeli. Sen benden... Bat da çok kötüydü biliyor musun az önce? Nasıl kötü aşkım? Umurumda değil benim. Bat şunu farkında değil. Bat savunduğu şey onun Gizem'den hoşlandığını düşündüğün şimdi. Ama aslında zaten öyle bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Umurumda değil artık. Benim için Bat defteri kapandı. Vallahi yavru sen kafada bitirmişsin. O yüzden bir şey diyemiyorum. Hadi gel sen de bana puşumu ver. Gül'ün ömrü kısa olmuş ya. Ama. Beni kaldırman lazım. Nasıl dedim ki beni kaldırman sen? Elinden tut beni. Hayır. Kaldırman lazım. Hadi. Gidelim mi yavaştan? Haydi ama ya, gerçekten mi? Hadi. Git. Bence de. Gideceğiz zaten şimdi oraya mecburen. Gitsene Bat. Gitmeyelim. Git. Benden uzak dur, başka bir şey istemiyorum. Durmayacağım. Bat, istemiyorum artık seni. Olabilir. Programın formatında var mı yanında duramama falan? İstemeyen birinin yanında uzaklaştırma duramaz. Uzaklaştırma kararı falan alamıyor muyuz ya evin içinde? Yok öyle bir kişi, formatta öyle bir şey yok. Vallahi çıkarırlar belki. Yok. Sana zarar vermedikten sonra. İstersen bir de ver yani. Ki zarar da veriyorsun, vermediğini düşünüyorsan yanılıyor. Aslında her şey çok hoşlandığım için oluyor da. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Telefon.